Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, hepsinden var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre Saygan. Şimdi bugün Adana'da Kasım ayının son haftasının videosunu çekiyorum. Böyle şu an saat 10'a geliyor ama pazar bomboş. Bu da ekonomimizin bana göre ne kadar iyi olduğunu gösteriyor diyebilirim. Tabii ki sözüm meclisten dışarı. Bu atıfta bulunuyorum ama neyse, sözü çok uzatmayacağım. Fazla bir araba yok. Belki hava yağmurluydu, ondan da kaynaklanıyor olabilir. Şurada güzel bir BMW görüyorum. Bununla startımızı yapalım diye düşündüm. Şöyle tatlı Babyface, ben çok seviyorum bu kasayı. 318 var dostlar, 2000 model. 215 bin kilometrede 145 bin TL demiş kardeşim. Telefon numarası yazmamış ama şöyle görelim, sahibi de sizsiniz sanırım. İyi satışlar, iyi pazarlar. Telefon numarası yok dostum. Telefon numarası alabilir miyim? Tabii, 552-075-8012. 8012. Şimdi kardeşim, 2000 model bir araç. Yaşı gereği artık böyle ufak tefek. 21 yaşında iki tane en güzel avantajı var. Orijinal kilometre 215 bin. Tamam. 21 yaşında ve hiç tüp takılmamış. Süper. LPG bel altı, yok. Yok. Bel altı temizlik boyası, bir parça lokal boya var. Çok güzel. Otomatik vites mi? Otomatik vites. Deri döşeme, sunroof hariç. Hangi paket diye geçiyor standart bu? Standart full paket. Standart full paket diye geçiyor. Şöyle dostlar, içini de çekeyim. Oo, içi de tertemiz. Kardeşim güzel bak. Sen kaçıncı sahibisin? Ben üçüncü sahibi. Üçüncü sahibi. Öyle çok gezen bir araba da değil yani. Sadece ekranı yeter. Double tablet gibi. Double ekran da koymuş kardeşim. Peki kardeşim, şimdi sana bir soru soracağım. Sunroof yok, kaplama yapmışsın ama görüntü icabı muhtemelen. Şimdi bu aracı başkalarına tavsiye eder misin? Yani demek istediğim şu. İnsanlar hani işte 2000 model 215 bin kilometrede, ne bileyim, böyle işte durduk yere masraf açar mı? Yani BMW abi, gerçi hani. Durduk yere şöyle, BMW hani bir laf var, aslan besliyorsan yemini düşün. Aynen. Yani eski modele bakmayacaksın, temizliğine bakacaksın. Motorunda hiçbir sıkıntı yok. Otobanda giderken araba diye görünecek yani. Değil mi? Aynen, hatasız ve hiçbir sıkıntısı yok. Belli ama duruşu falan diri duruyor. İyi satışlar diliyorum dostlar. Şöyle görün, lastik durumu falan gayet güzel. Kardeşim tertemiz bakmış arabasına. Benim hoşuma gitti. Tabii hani rakamına, fiyatına bir şey diyemiyorum. O hep dediğim gibi size bırakıyorum o yorumu. Şöyle bu arabayı tavsiye ederim. Arkadan da çekeyim size. Telefon numarasını da kardeşim verdi zaten pazarlık payıyla. Artık ona göre gerekeni yapacağını düşünüyorum. Evet, geçen haftanın Jaguar'ı var yine yanımda. Bunu da kadrajımıza alalım. Bu da 145 bin TL. 2006 model, 324 bin kilometrede. Bu dizeldi dostlar, hatırlarsanız. X-Type 2006 model. Bu arada manuel vites. Yani şimdi işte kıyaslayın, BMW ile bunu kıyaslayabilirsiniz. 2000 model BMW mi? Yoksa X-Type 2006 320 bin kilometrede Jaguar mı? Şurada bir Punto var. Grande Punto. Bakalım Grande Punto neymiş? Hiçbir bilgiyi yazmamış kardeşim. Baz paket belli ki. Benzinli mi bilemiyorum ama 1.3 dizelse vergi avantajıyla ve yakıt tüketimiyle böyle aile arabası diyebileceğim bir araç. Kolay kolay arıza vermez. Dizeli için konuşuyorum. Zaten multijet motor kendini ispatlamış. Burada neyimiz var? Fokusumuz var. 129.900 TL demiş. 176 bin kilometrede 2011 model Focus'a. Ve hatchback dostlar bu arada. Bunu da görün. Muhtemelen hasarlı. Kardeşim orada bir şeyler anlatıyor. İşte yandan vurdukları için hava yastığı açmamış falan dedi. Ama ön taraftan sanırım sol çamurluktan bir darbesi var aracın. Şimdi şurada ha, tipo var. Gelin bakın. Bu arada yavaş yavaş gelmeye başladı sanki insanlar dostlar. Belki de ben erken geldim. Dediğim gibi havadan da kaynaklanıyor olabilir. Evet, 99 tipo 1.4 IE. Çok güzel. Hidrolik direksiyon var bunlarda. Bakalım. Tek eksiği bunların klimaydı dostlar. Ama 39.000 TL başlangıç paketi diyebileceğimiz araçlardan. Kliması da olsa çok daha başarılı olurdu. Doğan SLX jantı takmış. Yan tarafta böyle kaportada böyle ezilmeler var muhtemelen. Yaşı gereği tabi toparlamaya çalışmış olabilirler. Tipo 1.4 IE dostlar.
Hani böyle başlangıç seviyesinde düşünecek araçlardan diyebilirim sizlere. Bakın ne var burada? Bunda Accent var. Şimdi Accent Era dostlar. CRDI 1.5 motoruyla zaten böyle yakıt tüketimi ve gidişiyle gayet makul araçlardan. Bu da başlangıç seviyesinde alınacak arabalardan. 4 disk fren var bunlarda. Bu arada bu kampanaymış. Bazı modelleri 4 disk fren. Bu arada dostlar ne demiş? 72.000 TL demiş abimiz. 188.000 kilometrede 2006 model. Bunda dikkat edeceğiniz ne var? İşte yakıt borularına dikkat etmek lazım bu araçlar için. Burada ne var? 98 Doğanes var. Herhangi bir bilgi yazmamış. Arkada bir tane şey görüyorsunuz. Transporter var. VIP içinde müzik çalıyor diye çok gidemiyorum o tarafa. Şimdi şöyle aşağıya doğru inelim. Şurada bir Jetta var. Jetta'ya bakalım ve Toyota Verso var. Hadi. Şimdi dostlar Jetta zaten hep söylüyorum. Kanalımda videosu da var. DSG'si taş gibi alet. Böyle şanzıman geçişlerini 1 ve 2. vites hariç rahat rahat hiç kesinlikle hissettirmeyen bir şanzıman yapısı var. Ve mekatroniği eğer servis bakımlıysa zaten değişmiştir, başınızı ağrıtmaz. Şimdi 230.000 TL yazmışlar. 2004 model, 197.000 kilometrede. Ha, 1.6 dizel. Ama sanırım DSG yok. Bakalım açık mı? Bu arada şuradan da telefon numarasını görün. Bakalım kapısı açık, güzel. DSG dostlar. Bu arada dostlar Trendline paket. Hız sabitleyici vesairesi yok ama double ekran koymuş kardeşim. Bunda otomatik yalan far vesaire de yok. En bas paket. Çelik çantı sonradan takmış zaten belli. Şimdi 55 yanak lastik çant var üstünde. Güzel. Yol tutuşunu böyle tutar. Zaten bağımsız biliyorsunuz bu arka süspansiyon sistemi. Dolayısıyla yol tutuşu böyle taş gibi olan aletlerden. Tabii 230.000 TL siz verir misiniz bilemiyorum. Lastik durumu fena değil. Güzel araçlardan. Şimdi Toyota Verso'yu çekelim. Kütahya plakaymış. Toyota Verso 2004 model. 1.8 benzin LPG var. 110.000 TL demiş. Baskı balatayı falan yeni yaptırmış abimiz. Şimdi 1.8 olduğu için yakıt tüketimi ve vergisi yüksek araçlardan ama yaşı gereği muhakkak. Şimdi müzik çalıyor, çok giremiyorum içine. Dostlar şey var, tek kavrama multimod vites var. Şimdi bunu da normalde Toyota için konuşuyorum, yani Corolla için konuşuyorum. Multimod vites çok geçişleri bir Linea'nın tek kavraması gibi değil. Bayağı bir hissettiriyordu. Bunda nasıl bilemiyorum. Bagajı da geniş, böyle görün. Tam bir aile arabası. Rahat rahat böyle bunu alıp binip tatilinize de gidebilirsiniz. Yola çıkabilirsiniz. Yani hakikaten dolu dolu görünüyor. Ve bu sanırım bayağı donanımlı olanı. Çünkü şöyle baktığımda hız sabitleyici falan yok ama şöyle içini de sizlere hemen çekip buradan çıkıyorum. Kapısının kapanması garip. Şurada Focus var. Gelin o Focus'a bakalım. Aa, bakın 99 model 150.000 kilometrede ne var burada? Klimalı, park sensörlü. Daewoo var. Merhaba, iyi satışlar. 62.500 TL. Oy. Bu ne diye geçiyordu? Spark neydi bu? Şöyle Daewoo'ydu değil mi bu? Daewoo Matiz dostlar. 62.500 çok değil mi ya? Ne kadar aldın ki? Şu devirde. Ya hani evet, gerçi bir şey diyemiyorum yani. Dostlar görün böyle içine. Bunu olmuş 50.000 lira şimdi. Ciddi olamazsın ya. Hani bu donanımlı diye mi böyle? Nasıl şimdi bu ne, kaç motor abicim bu? 08 motor. Şurada telefon numarası var dostlar, onu da çekeyim. LPG falan var mı? Hiç takılmamış. Ne bileyim, bu arabaya zaten tüpte takılmaz. Hiç masraf açtı mı? Hatasın ilk sahibinden. İlk sahibisiniz bir de. İlk sahibinden aldım. Ha, ilk sahibi, ikinci sahibisiniz. Aynen. He, anladım. 150.000 kilometrede. 2004'te Türkiye'ye giriş yapmış bu araba. 99 model ama 2004'te Türkiye'ye giriş yapmış. Peki kime yaptırıyorsun bakımını? Hani böyle herhangi bir dışarıdaki... Hepsi, bütün ustaların hepsi. He, ustalar anlıyor. İyi satışlar olsun dostum. Dostlar 99 model. Bilmiyorum hani
rakamına yorum yapamıyorum ama 62.500 TL'ye böyle bir Daewoo var. Şimdi şurada Golf var. Gidip o Golf'e bir bakalım bakalım. Focus var. Başı bayağı kalabalık ama. Rahatsız etmek istemedim insanları. Şurada da kırmızı güzel böyle bir Peugeot'umuz var. Ona da bir bakalım. Dostlar 2007 Golf. 1.6 160.000 km'de benzin LPG otomatik vitesmiş. Fiyat yazma 160.000 TL demişler dostlar bu arada. 211.000 km'de özür dilerim. Şöyle görün bunu da. Otomatik vites şöyle içi Golf Golf. Bu da Golf'ün şeyin Volkswagen'in farklı serilerinden Golf'ünün. Şöyle kapısı fena değil. Güzel kapanıyor. Bunun da lastikleri 205, 55, 16. Yeni. Lastik durumu gayet güzel. Bilginiz olsun. 1.6. Burada işte yakıt tüketimi önemli. DSG olduğu için normal bir tork konvertörlüğe göre yakıt tüketimi bir tık daha düşük olacaktır. Şurada güzel bir ne var? 207 var dostlar. 347.000 kilometrede 1.4. Şöyle etiketini çekeyim. Manuel. Hasar kaydı yok. 3 parça boya varmış. Ama kırmızı nasıl böyle cafcaflı göstermiş aleti. Hemen yanında bir tane daha var. Bakın. Hemen yanında bir tane daha var. Bu da 103.000 TL. Ha, ikisi de 103.000 TL demiş. Biri 317.000 km'de, biri 347.000 km'de. İkisi de manuel ve dizel. Muhtemelen aynı kişinin araçları. Çantları bile hemen hemen aynı. Şöyle uzaktan ikisini de çekeyim. Telefon numarası görmüyorum ama kilometreleri gayet yüksek ya. İyi yol yapmışlar ikisi de. Şurada telefon numarası da var dostlar. Bunu da şöyle çekeyim sizlere. İçi falan temiz duruyor. Evet. Ha, bakın ne var. Fiesta var. Tertemiz. İşte iyi mal kendini belli eder. Bakın dostlar. Tertemiz Fiesta. 215.000 TL demiş abimiz bu makinaya. Maşallah. 2016 çıkışlı telefon numarasında görün ama hani diyorum ya bir mal kendini belli eder. Bakın şöyle tertemiz. Lastikleri falan. Tertemiz. Çiçek gibi ya. Şöyle içine doğru da geçelim. Titanyum olduğu için tabi donanımlı konforlu paket. Şöyle bunu da görün. Tabi Ford burada 1.5 yapmasının sebebi bildiğiniz üzere vergi avantajına girsin diye. Çok temiz. Tertemiz araba dostlar. Tertemiz. Kapısı falan. Çok mükemmel kapanıyor. Sıfır niyetine al. Ama bak par sensörü sonradan takılmış belli ki. Ya titanyum olup da çok ilginç ya. Arabaların satış politikası firmalarını ben çok ilginç biliyorum ama far, araba yepyeni olduğu halde farı buğulanma yapmış bilginiz olsun. Şimdi 1.5 dizel zaten yakıt tüketimiyle böyle sizlere tatmin edecek araçlardan özellikle içinde bulunduğumuz bu yakıtın yaklaşık 10 lira olduğu dönemde. Bakın burada da benzinlisi var. 80.000 kilometredeymiş. 1.496 beygir. Şuradan telefon numarasını görün. Bu da 208.000 TL demiş. Aralarında yaklaşık 7-8 bin lira fark var. İkisinin arasında ben olsam dizelini tercih ederdim. Bunu da içini şöyle çekeyim. Tabii rakamlara takılmıyorum. Yine diyorum ya takılmıyorum derken can sıkıcı bu arada. Yani hakikaten can sıkıcı. Yazık şu arabaların fiyatlarına. Ama kapısının kapanması falan gayet başarılı. Dostlar bakın güzel tertemiz bir Focus daha var burada. 2011 model 1.6 Collection. Dizel 176.000 km'de 182.000 TL demiş abimiz. Telefon numarasını da görün ama şey çok temiz çok güzel duruyor. Yani böyle şimdi beni yanlış anlamayın. Arabanı satışa getiriyorsun. Yani böyle bir pazar ortamındasın. Yani arabanı temiz tutacaksın abi. Böyle albenisi olmalı. Bak ne kadar güzel tertemiz duruyor. Yine diyorum rakamına bir şey demiyorum. Lastik durumu güzel. 4 freni disk. Yol tutuşu 10 numara. Böyle çok başarılı makinalardan severim. Şöyle görün bunu da. İşte hız sabitleyicisi vesairesi bunun biliyorsunuz GIA paketli olanı ya da işte titanyum var mı pakette bilmiyorum ama böyle bak beton gibi kapanıyor ya. Süper. Kapısının kapanması bile 10 numara. Şöyle görün dostlar. Hatchback. Gayet başarılı makinalardan. Sadece sol ön çamurlukta boya varmış bu arada.
182.000 TL, evet hani rakam 2011 model bir araba için yüksek olabilir ama yakıt tüketimi falan da güzel. Gidişi çok başarılı, güzel aletlerden. Şimdi neyi kıyaslayalım biliyor musun? Ford'u kıyaslamış olalım. Burada da var bir tane bakın. Öne güzel böyle şey yapmış. Gündüz farı yapmış. 205.000 TL demiş. 2013 Stradale paket 196.000 km'de. Telefon numarasında şuradan şöyle görün dostlar. Bu da güzel bak, temiz. Lastik durumu gayet güzel. 215, 55, 16 lastik var üstünde. Başarılı. Yol sesini az alır içeriye. Şöyle bu da yeni göğüs. Daha böyle derli toplu. Focus'u seviyorum ya. Focus güzel alet. Güzel makinelerden. Yol tutuşu falan çok başarılı. Ondan sonra böyle gidişi güzel. Makinalardan işte alt takımı böyle sorunsuz, çok gürültülü çalışmayan. Tek sıkıntısı, ben eski Ford'lara göre konuşuyorum. Böyle yol sesini çok alırdı içeriye ama şimdi dikkat ettim. Çamurluk içlerini hep keçeyle kaplamışlar. Bakın önde bile park sensörü var. Bu da güzel bir özellik. İşte yani böyle kıyaslayabilirsiniz 2011 modelle. Şurada ne var dostlar? Geçen haftanın Honda'sı burada yeni. Şurada ST panjuru mu takmış? Fiesta ST yazıyor ama 160.000 TL'ye 2013 model Fiesta var. Titanium paket yine 1.5. Şöyle görün. 160.000 TL, 169.000 kilometrede. Şöyle güzel anahtarsız giriş çıkış var. Muhtemelen çünkü kapı açma düğmesi farklı geldi elime. Piyano bile kullanılmış. Güzel Sony ses sistemi var dostlar, görün. Ford'un bu ses sistemleri çok başarılı oluyor. Çok başarılı. Burada şey var. Anahtarsız giriş çıkış var bu makinede. Güzel, aynaları falan da kapanıyor. Lastik durumu güzel. Böyle dolu dolu olmuş ama Dayton marka bir lastik takmış kardeşim üstüne. Muhtemelen o satıyor. Göğüs rengi falan tam böyle uyumlu olmuş. Tam kadınlara için 10 numara 5 yıldız alınacak araçlardan. Tabii otomatik vites olsaydı çok daha başarılı olurdu. Bakın Corsa C var. 2006 model 1.2 Twin Port demiş. 88.500 TL, telefon numarasında görün. Klimalı vesaire, böyle başlangıç paketi düşünülecek araçlardan. Şimdi Kangoo var. Bakalım hadi. Kangoo uzun zamandır olmayan araçlardan. Ekstrem paket dostlar, tavsiye ederim. Ben zamanında kullandım. Arka amortisörleri vesaire bunun bağımsız. İçi geniş, konforu çok güzel. İyi makinalardandır. Şöyle içini de çekeyim. Bakın hız sabitleyicisine varana kadar hepsi var. Kliması falan çok güzel. Yol tutuşu güzel. Motor sesi falan içeriye böyle almayan nadir makine. Yani bir Doblo ile kıyasladığımızda şeyini bilemem. Şimdi arkadaşlar beni yanlış anlamasınlar, fiyatçılar. Ama mesela bunun 1.5 motoru bence Doblo'nun o 1.3 veya 1.690'lığından çok daha sessiz ve çok daha başarılı. Yakıt tüketimi daha iyi ve vergi avantajı 1.5 olmasından dolayı bu makinede daha güzel. Zaten görüyorsunuz 120.000 kilometrede 2017 model, telefon numarasını da görün. 185.000 TL yazmış abimiz, yine diyorum fiyatına takılmayın. Ama hani böyle alınabilecek makinalardan bilginiz olsun. Bakın şöyle tam. Bir de bu otomobil ruhsatlı olacak. Üf, tadından yenmez dostlar. Güle güle, kazasız belasız kullanın. Şimdi evet, hareketlenmeye başladı. Sabah geldiğimde canım çok sıkılmıştı. Üzülmüştüm. Kimse yok neden böyle diye ama çok şükür hareketlenmeye başladı. Bakın 133.500 TL'ye ne var burada? Chevrolet Aveo var. 1.3 biliyorsunuz Opel'in motoru. Daha doğrusu Fiat'ın Multijet ortak motoru var. Çok başarılı, güzel fiyatı var diyemiyorum. Kapısının açılması güzel. Hız sabitleyici, hız sınırlayıcı hepsi var makinede. Şunu da görün. Böyle hatta şey dostlar, şuradaki ESP de var. Bilginiz olsun. Güzel. ESP'sinin olması gayet güzel. Tabii Chevrolet Türkiye'den çekildi ama yine diyorum. 195, 65, 15 lastik jant var. Araya bat dostlar, bilginiz olsun. Bu tarz 195, 55, 15 düzeltiyorum, 16 lastik ebatına sahip aracınız varsa 205, 55, 16 lastik kullanabilirsiniz. Özellikle Citroen Cielize ve Peugeot 301 için söylüyorum. Bazı arkadaşlar
o yoruma yazıyorlar. İşte 195, 55, 16 biliyorsunuz araya bat olduğu için çok pahalı bir lastik. 205, 55, 16'yı rahat rahat kullanabilirsiniz. Mesela aynı şey benim Linea için de geçerli. Linea'nın da biliyorsunuz 195, 55, 16 olan o Emotion paketleri veya Launch paketleri var. Yani 16 jant olanı için konuşuyorum. 205, 55, 16 lastik jant kullanabilirsiniz üstünde. 210 bin TL demiş amcam. 126 bin kilometrede bilgilerini görün dostlar. 2015 model benzin LPG'li. Sizin aracınız herhalde. İyi satışlar olsun. Teşekkür ederim. Nasıl? Kaza, hasar, boya tertemiz duruyor maşallah. Hasar kaydı var. Gerisi boya yok. Nereden? Darbe falan mı? Ön çamur. Tampon. Tamam. Sade burada var. Bagaja girerken. O zaman kaput farlar mı değişti? Evet. Tamam, zaten iki farı rahat vardır. Aynen. 3-4 bin lira. Aynen, çok korkulacak, endişe edilecek bir şey yok. Temiz. Peki böyle bugüne kadar açtığı bir masraf vesaire var mı? Tavsiye eder misiniz ben Toyota Corolla? Ben aldım Eda Yücel'den. Bana tamam. Demiş zaten galerici olsan sana vermem. Evet. O günden bugüne açar hiç hiçbir şey değişmedim ben. Çok güzel, zaten Toyota belli ben yani. Ben dua ediyorum. Marka algısı olarak şikayeti en az olan araçlardan. Evet, aslında güzel. Aynen. Allah kaza bela vermesin, iyi çok satışlar diliyorum. Sağ olun. Dostlar, duydunuz Toyota Corolla için amcam gayet memnun. Muhtemelen ya yenilemek için satıyor ya da... Aleykümselam, merhaba. Şurada bir şey var. Adı aklıma gelmedi. Albea'ymış bu arada, özür dilerim. 2012 modelmiş. 67 bin TL demiş. Benzin LPG 1.4 Fire. Bunun 1.2'si bizim bir arkadaşta vardı. Kulakları çınlasın. Selamlar olsun buradan da ona. Acayip gidiyordu. 1.2'si böyle 180 km hızlara oturuyordu, biliyor musunuz? Şimdi taksicilerin en çok tercihi araçlardan biri. Vergi avantajı var. Parçası ucuz. Yani başlangıç paketinde kullanılabilecek araçlarda dostlar. Bilginiz olsun, tavsiye ederim. Şöyle görün bunu da. Ama bunda işte dikkat edeceğiniz nokta taksi çıkması olup olmamasına dikkat etmemiz lazım. Şurada bir Clio var. Onu çekmiyorum. Her hafta gelen Clio biliyorsunuz. Sıfır niyetini alın dediğim bir araç o. Astra H var. Bunu da geçen hafta çekmiştik ama yine görün. Kocaman jantları var üstünde. Değiştirmiş muhtemelen bas paketken. İşte kendi kendine ustam böyle bir şey yapmış. Çünkü sis farı bile yok. Ama yine de 146.750 TL demiş. 134.000 kilometrede dostlar. Bunu da böyle görün. 20.000 TL'lik de hasar kaydı var. Benzinli 2015 model. Şimdi bakalım ne var, ne var, ne var. Yeni gelen araba var mı? Hadi şu connect'i çekelim. Kış lastiği var üstünde. Connect'in. Güzel titanyum belli, çelik jantlı. İçi piyano bilek, güzel duruyor. İşte yağmurdan dolayı kirli duruyor ama temizleyen de temizliyor. İçi güzel, belli böyle. Direksiyonun derisi çok yıpranmamış. Koltuklarında öyle sigara yanığı vesaire yok dostlar. Bu arada kapısının kapanması gayet başarılı. 205 bin TL demiş. 1.6, ha güzel. Titanyum Plus bu arada. 2015 model, 127 bin kilometrede şöyle. Görün, bagaj değişen diye yazmış abimiz. Şimdi tekrar aynı yere geldik ama şöyle yukarıya doğru çıkalım bakalım. Yukarıya doğru gidelim. Şurada Şahin var. Onun yanında Boracı dayım var. Sabah sohbet ettik, piyasa çok kötü diyor. Dedim 85 bin yaparsan makine işi. Geçen hafta çekmiştim. Piyasa tabii dedim kötü olur. 70 binden, 75 binden bu fiyatlara çıkarsanız normal diye. Suzuki'yi biliyorsunuz, ASX dostlar, hatırlarsınız. O yüzden onu da çekmiyorum. Bakıyorum şimdi şurada bir Fiorino var, hadi onu da çekelim. Dostlar Fiorino temiz duruyor. Hatta yeni sanırım diyecektim. Evet, 2017. 1.4 benzin LPG var aleti. 138 bin TL demiş. 179 bin kilometrede. Şurada telefon numarasını okuyabilir misiniz bilmiyorum. Şöyle yapayım. Baba, ne yaptın piyasayı böyle? Şöyle. Ben bir şey yapmadım. Sizler yaptınız. Kurban oldum. Araba güzel yok, duruyor. Araba yok değil mi? Yok. Mal yok. Olan da uçmuş zaten. Dostlar. Şunu da çekelim size. Peugeot 301. Şöyle görün. İşte az önceki bahsetmeye çalıştığım konu bu. Mesela bu çelik jantlı olanı. Normalde bu fabrika çıkışlı 195, 55, 16. Ama bakın 205, 55, 16 lastik kullanmış abimiz. Siz de takabilirsiniz. Soruyorsunuz diye
gösteriyorum bunu. 190.000 TL 2017 model. Şöyle görün. Allure paket 132.000 kilometrede. Telefon numarası da burada. Bu araçta böyle az tüketsin, az yaksın diyorsanız alacağınız makinalardan. Motoru da kaliteli dostlar. Peugeot'un HDI motoru var, dizel. Gidişi falan gayet başarılı ama hani böyle çok işte yol tutuşu güven vermeyen makinalardan, bilginiz olsun. Ona göre kullanacaksınız. Gerçi hani ESP falan bu alette standart. Gördüğünüz üzere güzel double ekran var. Tek sıkıntısı işte bunun motor sesi, yol sesinin böyle içeriye girmiş olması. Ama onda da videosunda da var dostlar. Yalıtım yaparak ve işte şurayı açıyorsunuz. Bakın şurada bir delik var, görüyor musunuz şurayı? İşte buranın içine silikon sıkarak o şuradan gelen rüzgar sesini kesebilirsiniz bu alette. Bilginiz olsun. Güzel kapı kollarına nikelaj koymuşlar. Orijinal böyle park sensörü vesaire ve geniş 510 litreye yakın bagaj hacmi var bu makinenin. Böyle tam aile arabalarından. Bilginiz olsun dostlar. Tavsiye ederim. Güzel. Kullanılacak, binilecek araçlardan. Amcamın arabası zaten. Kendisi de orada belli, ilk sahibi. Konuştuk, sohbet ettik az önce. Lastik durumu da güzel. Alınabilecek bir makina. Evet dostlar, şurada bir Vectra var. Hadi ona da bir bakalım, sonra videomuzu sonlandıralım. Karizma var. Mitsubishi Karizma. 4 cam otomatik geri görüş kamera. 265.000 km'de 67.500 TL demiş abimiz. Onu da görün. Bir arkadaşım vardı. Abi 60-70 bin aralığında ne alabilirim diye. Hani tavsiye ederim ama tabii temizini bulmak lazım. Tavanı böyle bir bombe yapmış. Bilemiyorum. Bir sıkıntısı var belli ki. Yine geçen haftanın Vectra CD'si burada. 85.500 TL. Şurada bir ne var? Hadi onu da çekelim. Orijinal hatasız 141.500 TL'ye Transit Deluxe var. Yıllara yollara meydan okuyan makinalardan. Bu da geçen hafta zaten videomuzda vardı. Evet dostlar. Hepsinden var YouTube kanalımda. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Saygılar.